Merhaba sevgili canlar dostlar. Kucaklar dolusu merhaba. Hafta nasıl geçti? İnşallah iyi geçmiştir. Yine beraberiz. Ben Cem Kervan. Bu hafta Evi Aradı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Buna benzeyen bir deyiş daha okumuştum daha önce. Kaybolan Koyun adlı bir deyiş. Şimdi bu hafta kaybolan bir para, bir gümüş hakkında bir deyiş paylaşacağım. Şöyle bir İncil metini var. Vergiciler ve diğer adı çıkmış günahkarlar sık sık İsa'yı dinlemeye gelirdi. Bu durum Ferisileri ve şeriat hocalarını kızdırdı. Biliyorsunuz Ferisiler çok katı, bağnaz, yobaz insanlardı. İsa'nın bu vergiciler, bu vergici o zaman mafya tipi insanlardı. Diğer adı çıkmış günahkarlar açıkçası onların hoşuna gitmiyordu ve kızdırdı diyor. Bu adam, İsa hakkında, bu adam günahkarlarla ne kadar rahat, hatta onlarla sıkı fıkı olup aynı sofrayı paylaşıyor diye şikayet etmeye başladılar. Sonra İsa ruhuyla onlara bir misal anlattı. Kaybolan bir koyun hakkında. Ondan sonra şu misali anlattı. Veya misal bir kadının 10 gümüş parası olup da bir tanesini düşürür, kaybeder. Hemen bir lamba yakıp bütün evini süpürmez mi? O parayı buluncaya kadar her tarafa didik didik arayıp durmaz mı? Evin altını üstüne getirmez mi? Parayı bulunca da eş dostlarını, komşularını çağırıp baksanıza kaybettiğim parayı buldum. Hadi bunu birlikte kutlayalım der. Aynı şekilde bir tek günahkar tövbe edince Hakk'ın melekleri arasında kutlama yapılır. Ve bu düşünce çok hoşuma gidiyor. Evi Aradı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Tabii evi aramadı, ev yerinde duruyordu da o gümüşü arıyordu evde. Evet. Bir kadında 10 gümüş parı vardı. Bir tanesi düştü de bulamadı. Bir kadında 10 gümüş parı vardı. Bir tanesi düştü de bulamadı. Kadını öyle bir endişe sardı. Buluncaya kadar evi aradı. Buluncaya kadar kafaya taktı. Para meydanda yok, çıldıracaktı. Pisiler çoraplar içine baktı. Buluncaya kadar evi aradı. Buluncaya kadar kafaya taktı. Para meydanda yok, çıldıracaktı. Pisiler çoraplar içine baktı. Buluncaya kadar evi aradı. Hey! Çıkardı koltuğun yastıklarını. Dikkatle elledi kıtıklarını. Çıkardı koltuğun yastıklarını. Dikkatle elledi kıtıklarını. Üstüne getirdi evin altını. Buluncaya kadar evi aradı. Sonra kandil yakıp evi süpürdü. Yorganları açtı ve tekrar dürdü. Parayı bulana kadar sürdürdü. Buluncaya kadar evi aradı.
yağladı. Sonra kandil yakıp evi süpürdü. Yorganları açtı ve tekrar dürdü. Parayı bulana kadar sürdürdü. Buluncaya kadar evi aradı. Hey! Her tarafı didik, didik aradı. Her şeyi kaldırdı, baktı taradı. Her tarafı didik, 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 didik aradı. Her şeyi kaldırdı, baktı taradı. Nihayet bu emek işe yaradı. Buluncaya kadar evi aradı. Eninde sonunda parayı buldu. Kadının yüreği sevinçle doldu. Tanıdık herkese haber duyurdu. Buluncaya kadar evi aradı. Eninde sonunda parayı buldu. Kadının yüreği sevinçle doldu. Tanıdık herkese haber duyurdu. Buluncaya kadar evi aradı. Hey! Kervanım o herkese müjdeledi. Benimle sevinin diye söyledi. Kervanım o herkese müjdeledi. Benimle sevinin diye söyledi. Kaybolan parayı buldum ben dedi. Buluncaya kadar evi aradı. Hakkın şahlığında aynı sevinç var. Tövbe ettiğinde tek bir günahkar. Melekler çok sevinip bunu kutlar. Buluncaya kadar evi aradı. Hakkın şahlığında aynı sevinç var. Tövbe ettiğinde tek bir günahkar. Melekler çok sevinip bunu kutlar. Buluncaya kadar evi aradı. Buluncaya kadar evi aradı. Buluncaya kadar evi aradı. Evet, buluncaya kadar evi aradı. Bulunca da çok sevindi. Ev dost, komşu, herkesi çağırdı. Buldum buldum ben filan diye sevindi. Benimle birlikte sevinin dedi. Bir kutlama yaptılar. Aynı şekilde bir günahkar tövbe edince, tövbekar olunca, günahkar tövbekar oluyor. Oldu mu? Bütün melekler kutlama yapıyor. Onun için günahkarları sevmek lazım. Tövbe etsinler, yeni hayata kavuşsunlar, bütün melekler sevinsinler. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.